Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyim. Bu evi ben iyi olduğunu gerçekten biliyordum. Ancak bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Yani 5 odası var, 2 odası ebeveyn banyolu. Salonu ve ayrı mutfağı var. Toplam 7 gözden oluşuyor. Ulaşım sıkıntısı yok. Yeni 01 ev. Hele ki bir salonu var. Salon, belki Didim'de böyle salon, geçen gün bir tane çektim 12 milyon 500'e. Onun salonu bundan biraz daha büyüktü. Yani... Ama 8 milyon 500 bin Türk lirası bu evin fiyatı, biraz geç mi söyledim. Bu fiyata ben bu evi böyle beklemiyordum. O yüzden ne yapalım arkadaşlar, size de gösterelim. Siz de muhtemelen diyeceksiniz, biz de böyle beklemiyorduk diyeceksiniz. Fiyatı 8 milyon 500, zemin katta salon, ayrı mutfak, geniş bir koridor. Üst katta 3 oda var. Odanın biri ebeveyn banyolu. En üstte 2 oda var. Odanın biri bir daha ebeveyn banyolu. Ve bir de o terası var. Çardaklı mardaklı olan yeri var. Okullara yakın, hastaneye yakın, o üç harfli marketlere yakın, caddeye yakın. Deniz kaldı. Deniz, ah deniz. Denize, Mavişehir Denizi'ne 2 kilometre yakın. Evimizin hali, havali, şekli, şemali bu arkadaşlar. Hemen önünde kaldırımlar da yapılmış. Hisar Mahallesi'nin elit bir bölgesi. O yüzden... Uzaktan davulun sesi hoş gelir, nahoş gelir arkadaşlar. Görürsünüz, gelirseniz bir size çay içirecek bir sandalyemiz var. Bir tane şekersiz içerseniz daha iyi olur. Şekerli içerseniz bir tane şeker de veririz. O yüzden gelin görün arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Şeyde kahve de içerseniz, Can kahve yapmayı biliyor. Bu da salonun önündeki alan arkadaşlar. Mutfak, şey, salon burada. Affedersiniz, ben de böyle patanaş yaptım. Burada bir yer terası var. Bu tarafı dolaşalım madem öyle. Şimdi dış cephede neler yapılmış? Bu döşemeler hepsi mermer. Binanın dış cephesinde dekoratif sıvalar. Sonra dört tarafı açık. Dört tarafı açık. Barbekümüz de var arkada. Geniş bir evdir, bir villadır, bir köştür. Bir nedir, ne derseniz deyin işte. Geniş bir odur işte. Mesela bu böyle bitiyor ya. Şuradan bir salonu bir öp bakayım de insanların meraklarını hemen çok fazla merakta bırakmayalım. Salon büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Salon işte böyle salon da, yani Didim'de yok. Geçen 12.5'a tanıttığımız evin salonunda bence büyük. Bence büyük. Ve dolandık dört tarafa. Bütün panjurlarımız takılı. Bakın burada bir balkon var. Bir balkon var, birazdan göstereceğiz. Diğerleri hep Fransız balkon. Bir de en yukarıda ne var arkadaşlar? Başka bir teras var. O da kapalı. Evet, denize de 2 kilometre yakın. Ve buradan da merhaba ev diyeceğiz. Aynalı kemer, ince bele, dargele. Merhaba ev, iyi günler ev. İyi günler dedim, senden önce mi dedim? Gel. Gel, şimdi geniş bir koridorumuz var. Isıtma şekli, klima... Ve kalorifer tesisatının altyapısı var. Onu da beyan edeyim arkadaşlar. Ha, vestiyerimiz burada. Vestiyerimiz de böyle yamukken, mamukken böyle güzel, aynası da var orada. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Burası böyle. Hemen burada dört banyosu varmış. Biz bu banyoyu unuttuk. Burada bir banyomuz var. Rahat. Bakın geniş, rahat, büyük bir banyo. Banyomuz bu. 8 milyon Turkish price. Ve iki kapılı bir handan yürüdük, geldik, villa aldık, sattık. Hiçbir şey bize kalmadı, boşu boşuna hayata değmiyormuş gibi. Al işte, öyledir işte. Kapıdan girdik, villa alacaksın, eskiyecek. Sonra gideceksin, sonra villam yok diye ağlamanın anlamı yok. O yüzden arkadaşlar iki kapılı bir handan yürüyorum gece gündüz. Burası salon, balkondan göstermiştik. Panjurları hepsi, soketleri burada. Evet. Yani bu salon büyük olduğu için spotları çift yapmışlar. Bir buradan bir de oradan. Salonun büyüklüğü bu. Ben bu manzarayı böyle kirletmeyin. Arkadaşlar kirletmeyin manzarayı. O yüzden adamın ayağı yok. Biri de ayakkabım yok diyor. 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz da ondan iki kapılı bir han güzel demiş Aşık Veysel. Ve sevgili arkadaşlar koridoru gösterdik. Sonra geldik mutfağımıza. Affedersin Can, kapıyı da merak ederler. Bu da kapımız. Kapı da bu. Kapı. Ha, burası buzdolabı. Buzdolabımız bu. Mikrodalga bu.
Ocak, üstüne davlumbaz deliği de var. Bulaşık, evye. İşte burada daha neler var? Burada bir sürü bir şey koyarsınız. Bu taşlar daha asil duruyor. Benim de hoşuma gidiyor. Çimson tezgah da öyle. Spotlar da güzel. Kapılar zaten gösterdik. Bu vestiyer çok güzel duruyor. Burada da bir depo var. Değil mi Can? Depomuzu da gösterdik. Sonra yallah bismillah üst kata çıktık arkadaşlar. Üst kata çıktık. Burada neler var? Neler neler neler. Neler gördüm, neler geldi başıma diyor. Ho. Aşağıda salon, ayrı mutfak, bir banyo gösterdik. Şimdi buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Denize 2 kilometre dedik. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Zemin üstü birinci kata çıktık. Bu da genel banyo etti. İkinci banyo. Bakın. İkinci banyomuz bu. Taşlar maşlar güzel. İkinci banyomuz bu. Muhterem arkadaşlar, kapılar tekrar arada göstermek istiyorum. Evet, hangi odayı gösterelim? Tamam, bu odayı gösterelim. Bu da etti birinci oda. Bu ebeveyn banyolu odadır. Yukarıda bir tanesi daha ebeveyn banyoludur. Yani 5 tane odanın 2 tanesi içinde banyoludur. Banyolu yani nedir? Ebeveyn mi diyorlar işte, öyledir. Bu da birinci ebeveyn banyolu oda. Gösteriyoruz arkadaşlar. Duşakabinlerimiz bu. Evet. Hilton dolapları da gösterdik. Şimdi dönelim, ikinci odayı gösterelim. İkinci odanın önünde bir balkon vardı. Aşağıdan da göstermiştik. Bu da etti ikinci odamız. O dilersen şeyi de göster. İkinci odamız bu. Muhterem arkadaşlar, muhterem. Ey muhterem. 8,5. Sonra burayı da gösterdik. Üçüncü odayı gösterelim. Bu katta 3 oda var. Odanın biri ebeveyn banyolu, bir genel banyo, bir de balkon var. Yani bu katta 3 oda, 1 balkon, 2 banyo var. 2 banyo, 3 oda, 1 balkon var. Zemin katta salon, ayrı mutfak, 1 banyo, bir de koridor vardı. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta bir teras, 2 banyo var. Toplam 4 banyo. Efendim 5 oda, salon, ayrı mutfak. Buraya çıktık, banyoların kralı. Antep'in hamamları. Kahraman amcaya selam. Gaziantep. Evet. Şanlıurfa. Evet arkadaşlar, buraya döndük. Buraya döndük. Burası da büyük bir banyo. Ben bazen böyle bilmiyorum ki, Antep diyorum ya, biri Antepli ya. Diyor Gaziantep, Gaziantepli. Vallahi dedim haklısın ya. Evet, doğru, Gaziantep. Burası da arkadaşlar dördüncü oda. Dördüncü odamız da bu. Sonra ey sevgili Canan. Can geç banyonun içine. Bu beşinci oda. Bakın arkadaşlar, beşinci oda. Canın olduğu yerde bir de banyo var. Beşinci odamız da bu. Pencereler falan çok güzel. Bura püfür püfür eser. Şimdi biz açacağız, kapatacağız da of of. Evet, bu da beşinci oda. Beşinci odamız da bu. Yamuk mamuk değil. Beşinci odanın içindeki, biraz daha geri git, geri git, geri. Beşinci odanın içindeki banyoyu zaten Can buradan tutmuştu, tripodu size gösteriyordu. Biz şimdi burayı gösteriyoruz. Burayı gösteriyoruz. Beşinci oda. Biz bir ev tanıtmışız. Neyse ya, ben de iş mi yapıyorum, sistem mi yapıyorum. Beşinci oda ve beşinci oda. Gösterdik. Şimdi de terası. Gelin görün arkadaşlar. Terastan da buradan çıkılıyor. Terastan da buradan çıkılıyor. Bu da terasımız. Ha, oraya geçeceğim. Terasımız da bu sevgili arkadaşlar. Muhterem arkadaşlar. İşte çardağımız da kapalı. Aha, buraya mutfak kurulabilir. Televizyon altyapısı var. Evet, var. İşte ev bu. Kaç dakikadır ev ev diyoruz? Gel aşağı inelim. Şimdi arkadaşlar, bakın bu da koridorumuz. Burada bir tane ebeveyn banyolu oda vardı. Burada bir ebeveyn banyolu oda. Bir oda burada, banyo burada. Buradan da böyle iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Burada da 3 oda, 2 banyo var. Salonun büyüklüğünü zaten görmüştünüz. Ondan sonra ne yapalım?
Eyvallah, eyvallah. Geldik, geldik. Evlerin en güzeli sizin, bizim. Serkan abi senin olsun. Serdal Bey senin olsun. Yekta abi senin olsun. Birkaç tane böyle yıllar. Acun abi Zonguldak selam senin olsun. Ondan sonra İbrahim abi zaten senin olsun. Birkaç abi var da ya gerçekten onların bazen o iyi hallerinin şeyi var ya, duygusu insanı çok etkiliyor. Sırf ben bir hayır göreyim diye pozitif bakıyorlar, diyor ki bir faydamız olsun diye durmadan yorum yapıyor. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim? O yüzden hiç iyiyle iyi olmayan, hiç beyazla siyah, hiç kırmızıyla bilmem başka bir şey bir olur mu? O yüzden bilen bilir. Bunlar çok mana var bu işte. Allah sizin gibi insanları var etsin. İnsan böyle hep kötü şeyler görüyor ya. Kötü baksan zaten ölürsün ama iyi şeyler de sizin gibi insanlar oluyor ya. Sanki dünyanın %99'u iyilerle dolu algısı oluşur. Gerçi iyiler daha fazladır, onu da biliyorum. O yüzden bunu içimden geldi söylemek istedim. Saygılarımla, iyiler.